İngiltere'de 5 gündür devam eden koalisyon görüşmeleri uzlaşmayla sonuçlandı. 6 Mayıs'taki seçimlerden birinci parti olarak çıkan Muhafazakar Parti ile 3. parti konumundaki Liberal Demokratlar 70 yıl aradan sonra ülkenin ilk koalisyon hükümetini kuracak. Muhafazakar Parti lideri David Cameron'ın hükümeti kurmakla görevlendirilmesiyle 13 yıllık İşçi Partisi iktidarı sona erdi. Kraliçenin özel kalem müdürüne istifa etme niyetimi bildirdim. İstifamı kabul etmesi halinde muhalefet liderine hükümeti kurma görevini vermesi tavsiyesinde bulunacağım. Başbakan Gordon Brown'un bu açıklaması partiler arasında 5 gündür devam eden koalisyon koşturmacasına son noktayı koyarken 90 dakika sürecek yeni bir maratonu başlattı. 3 yıldır sürdürdüğü başbakanlığın yanı sıra İşçi Partisi liderliğinden de ayrıldığını açıklayan Gordon Brown, önce halka sonra kraliçeye veda etti. Brown'un istifasının kabul edilmesinden hemen sonra saraya giden Muhafazakar Parti lideri David Cameron, hükümeti kurmakla görevlendirildi. 43 yaşındaki Cameron, İngiltere tarihinin son 200 yıldaki en genç başbakanı olarak Brown'un boşalttığı başbakanlık konutu Downing Sokağı 10 numaraya yerleşti. Her Majesty the Queen has asked me to form a new government and I have accepted. Kraliçe beni hükümeti kurmakla görevlendirdi, ben de kabul ettim. Yeni hükümet hakkında konuşmaya başlamadan önce eski hükümet hakkında bir şeyler söylemek istiyorum. 10 yıl öncesine göre içeride daha açık, dışarıda daha şefkatli bir ülkemiz var. Buna minnettarız ve görevinden ayrılan başbakanı şükranla anıyoruz. Seçimlerde hiçbir parti parlamentoda çoğunluğu elde edemedi. Ülkemizi bekleyen ağır ve acil sorunlar var. Dev bir bütçe açığı, derin sosyal sorunlar ve siyasi sistemimizde reform ihtiyacı gibi. Liberal Demokrat Parti eş zamanlı olarak hem İşçi Partisi hem de Muhafazakar Parti ile koalisyon pazarlığı yapıyordu. Gordon Brown, Liberal Demokratları kendileriyle koalisyona ikna edebilmek için bir gün önce parti liderliğinden ayrılacağını açıklamış ancak sonuç alamamıştı. İngiltere'de 70 yıllardan sonra kurulan ilk koalisyon hükümetinde başbakan yardımcılığı görevini üstlenecek parti lideri Nick Clegg ile birlikte 5 liberal demokrat milletvekili yer alacak. Aralarındaki derin görüş ayrılıklarına rağmen iki partinin karşılıklı tavizlerle temel konularda ortak bir zemin oluşturdukları görülüyor. Buna göre ekonomi yönetiminde iki parti de söz sahibi olacak. Seçim sisteminin değiştirilmesi ve Avrupa Birliği'ne yeni yetkilerin devredilmesi söz konusu olduğunda referanduma gidilecek. Avrupa Birliği dışından gelecek göçmenlerin sayısına da muhafazakarların istediği gibi sınırlandırma getirilecek. Liberal Demokratlar, İngiltere'nin 200 milyar dolara mal olacağı söylenen nükleer füze sisteminin yenilenmesi konusundaki itirazından vazgeçecek. Koalisyon konusunda varılan uzlaşmayı BBC Türkçe Servisi editörü Murat Nişancıoğlu ile değerlendireceğiz. Murat, Liberal Demokratların en önemli taleplerinden biri seçim sisteminin yenilenmesiydi. Bu aynı zamanda pazarlıklarında en zorlu başlıklarından birisini oluşturuyordu. Liberal Demokratlar seçim sisteminin değiştirmesini niçin istiyorlar? Çünkü Liberal Demokratlar genellikle ülkedeki oyların %23-25 arasını alan bir parti. Fakat parlamentodaki temsiliyetleri bunu yansıtmıyor. %9, %10, %11 civarında kalıyorlar hep. Bu tabii sadece Liberal Demokratlarla da ilgili bir şey değil. Küçük partiler mecliste aldıkları oy oranıyla temsil edilemiyorlar. Dar bölge, basit çoğunluk sisteminden dolayı. Dolayısıyla Liberal Demokratlar bu eşitsizliğin ortadan kaldırılması için bir tür bir nispi temsil sisteminin getirilmesini istiyorlardı. İki parti arasında ekonomi yönetiminden Avrupa Birliği ile ilişkilere, göçe görüş ayrılıkları var, derin görüş ayrılıkları var. Bu uzun ömürlü bir koalisyon olabilir mi? Şimdi bunu hemen şimdiden kestirmek zor. Çünkü parlamentoda 77 milletvekillik bir çoğunluk sağlamış durumdalar. Fakat dediğin gibi bir sürü temel politikada aralarında derin farklılıklar var. Örneğin seçim sisteminden konuştuk. Liberal demokratlar istedikleri tavizi alamadılar muhafazakarlardan seçim sisteminin değiştirilmesi konusunda. En fazla yine dar bölge sistemini koruyan ama alternatif oy
uygulamasını getiren bir sistemin referanduma sunulması konusunda anlaştılar ki bu referandumda da muhafazakarlar karşı hayır kampanyası yapabilecekler. Yine ekonomi yönetimi konusunda örneğin muhafazakarların ana isteği oldu. Büyük bütçe açığını yok edebilmek için bu yönde hemen şimdi bu mali yılda 6 milyar sterlinlik yaklaşık 9 milyar dolarlık bir kesinti yapılması yoluna gidilecek. Muhafazakarların temel taleplerinden biriydi. Liberallerin istediği olmadı. Yine göçten çevre politikalarına, nükleer santrallara kadar liberallerin istedikleri tam olmamış gibi görünüyor ama iç politikaya ilişkin bir sürü şeyde de taviz kopardılar. Şimdi asıl bu koalisyonun işleyip işlemeyeceğine partilerin tabanları karar verecek. Liberal parti tabanının ki daha sol olduğu düşünülür hep her zaman parti liderliğinden. Bu anlaşmadan bir takım memnuniyetsizlikleri olacaktır. Liberal parti tabanından gelen baskılar koalisyonun sürüp süremeyeceğini etkileyecektir. Keza muhafazakar parti tabanı da tümüyle memnun değil bu anlaşmadan. Onlar da bazı politikalarından vazgeçmek zorunda kaldılar ya da ertelemek zorunda kaldılar. Dolayısıyla oradan da bir baskı gelecektir. Dolayısıyla yaşayıp yaşamayacağını bu baskıların etkileri tayin edecek.